Evet, yangın konusuna tekrar dönüyoruz. Şimdi Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Profesör Doktor Sayın Cengiz Çakır bizlerle birlikte. Sayın Çakır, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Polat Bilek. Çok ulusal kanal izleyicilerine saygılarımızı sunuyorum. Yangın gibi olumsuz bir konuda konuşmak yerine Sayın Cem Zeren gibi güzel başarıları anlatmak isterdik. Umarım hep başarıları da anlatırız. Umarım Türkiye'nin ormanlaştırma ya da orman yangınlarıyla mücadeledeki başarısını da anlatırız. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtfaiye ordumuz ön cephede ama topyekun bir seferberlik var. İşte vatandaşlar motorlarıyla su taşıyor, bölge halkı başka bir şey yapıyor. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Ama merak edilen şu, Türkiye'nin bir yangın önleme politikası var mı öncelikle? Efendim, öncelikle yaşamını yitiren arkadaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu büyük bir savaşım. Bizim orman teşkilatımız güçlü bir kurumdur. Onu ve 1937'de çıkarılmış olan Orman Kanunu, Atatürk döneminde çıkarılmış olan mükemmel bir orman kanunundan başlayan büyük bir şey var, birikim var. Türkiye'nin deneyimli ve bu işin ehli uzmanlar aracılığıyla bu iş yönetiliyor. Son teknoloji kullanılıyor. Yani şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesinden hangi köyde hangi yangın devam ediyor, hangisi söndürüldü, hangisi kontrol altına alındı, 200 tane yangın haberi anlık olarak izlenebiliyor. Burada yani o can siperhane çalışmayı ekranlarımızdan izledik. Halkımızın da katılımıyla büyük bir seferberlik halinde bu şeyin belalı işin üzerinden geleceğiz. Ben bu konuda bazı değerlendirmeler yaptım. İstatistiklerin ayrıntılı olarak verildiği son 24 yıl içinde ortalama olarak her yıl 2751 yangın çıkmış ve burada 12.649 hektar ortalama alan orman alanı yanmıştır. Yani daha kolay anlaşılması açısından ortalama olarak yanan alan 46 dekar. Yani 4-5 stadyum büyüklüğünde alan her yangında yanıyor. Bazı yıllarda bu teknik deyimiyle pik yapmış durumda. 2000 yılında 26.353 hektar yanmış. 2008 yılında bu bir bu zaman serisindeki rekor rakam 29.749 hektar yanmış. 2020 yılında 20.971 hektar yanmış. Bu 3 yıl ortalamanın üzerinde değerler. Yangınların çıkış nedenlerine göre sınıflandırılması yapıldığında kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar %3,5. Kaza veya ihmal sonucu çıkan yangınlar %33. Doğal nedenlerle çıkan yangınlar %13. Ve belirsiz, sebebi belli olmayan yangınlar %50.
Şimdi kasıtlı yangınların bu kadar düşük olduğunu tahmin etmiyorum. Ama bu bir tanım meselesi sanıyorum. Suçlusu bulunup hukuken ortaya konan yangınları bu şekilde sınıflandırıyorlarsa bu kabul edilebilir bir rakam sayılır. Ancak belirsizlerin bu kadar yüksek olması birçok soru işaretini ortaya koyuyor. Yani yıldırım düşmesi falan gibi doğal nedenlerle çıkan yangınlar ve yanan alanlar kasıtlı yangınlarda %54, kaza ve ihmal sonucu olanlarda %54 dekar ortalama olarak, kaza ve ihmal sonucu 62 dekar, doğal yangınlar 6,5 dekar, belirsiz olanlar 45 dekar, genel ortalama 46 dekar alan yanıyor her yangında. Şimdi bu yangınlar tabii kasıtlı çıkarılan yangınlarla yok buraya otel yapılacak vesaire gibi söylemler yersiz. Orman kanunu gayet net, açık. Yanmış bile olsa o toprağıyla beraber orası orman sayılıyor. Orası anayasanın iki maddesiyle korunan, orman kanununun koruması altında yer. Zaten bu orman kanununda turizm için başvurulursa uygun yerler verilebiliyor. Madencilik için başvurulursa, eğitim tesisleri için, spor tesisleri için başvurulduğu takdirde bu izinler makul görülürse bu izinler veriliyor zaten. Yani ayrıca böyle orayı yakmaya çalışmanın bir mantıksal şeyi yok. Zaten yaksa da oraya sahiplenme imkanı yasal olarak mümkün değil. Yani o söylentileri yanan ormanlar hemen o yıl içinde ödün verilmeksizin, hiç kimseye ödün verilmeksizin derhal ağaçlandırma programına alınıyor. Burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi hemen ağaçlandırma kapsamına alınıyor o yıl. Deniyorum işte orman yangınlarından sonra bir yıl boyunca işte o toprağı, araziyi bekletmek daha doğru yöntem diye konuşuluyor. Bu doğru mu? Ya da daha genel sorayım. Ağaçlandırma politikası nasıl olmalı? Yeniden ormanlaştırma adımları hangi yöntemle yapılmalı? Efendim, yanan alanların hemen programa alınıp ağaçlandırılma çabası başlıyor. Ancak bu orman alanlarında şimdi yazın en sıcak zamanlarında ve sonbaharın ilk başlarında bu yangınlar daha çok yoğunlaşıyor. Hemen ağaçlandırma yapılamadığı takdirde toprak erozyonu olabilir. Dik sarp yamaçlarda toprak kaybı olabilir. En kısa zamanda bitki örtüsüyle burayı kaplamak gerekir. Onun için ağaçlandırma programının olabildiğince çabuk başlatılması zorunludur bence. Şimdi ağaçlandırma denildiği zaman Türkiye'deki ormanların büyük bir kısmı ibreli yapraklı ormanlar. Yani kozalağı olan çam gibi, köknar gibi vesaire kozalaklı olan şeyler. Bunlar reçine, bünyesinde reçine bulunan yanıcı bir madde reçine. Ve diyelim ki herhangi bir orman yangını sırasında kozalık bir el bombası gibi patlayıp başka bir mekanda tekrar bir 50-100 metre ileriden bir tane daha ateş, yani yangın başlatabilir.
Yani geçmişte zaten bu maddenin silah olarak, silah maddesi olarak kullanılması da söz konusu. Evet, her neyse. Buradan şeyin kolay yanabilen ağaçlar çam ağacı ve kızılçam en fazla bulunan ağaçlardan birisi. Yani kızılçamın bir özelliği var. Düşen tohumlar bu yangınla efendim harekete gelip kısa zamanda kendiliğinden ağaçlanır gibi bazı söylemler var. O teknik ayrıntı sayılabilir. Bunun Orman Genel Müdürlüğü her yıl aşağı yukarı 490 bin hektar civarında ağaçlandırma yapıyor. Burası 49 bin hektar. Bunu oldukça önemli bir çaba bu. Bunu insan yoğunluğu artıyor. İnsan hareketliliği artıyor. Kaza ve ihmal nedeniyle yangın çıkma olasılığı artıyor. Yani kasıtlı davrananların bu arada gözden kaçması da mümkün bu kalabalık içinde. Eskiden orman köylüleri, orman kenarında, orman içinde yaşayan köylüler vardı. Bu Büyükşehir Belediye Yasası'nda yapılan bir değişiklikle bu köyler mahalle haline getirildi. Köy muhtarlarının emrinde köy bekçileri vardı. Orman teşkilatının orman bakım memurları var. Jandarma var ve kırsal alan insanları birbirini tanırlar. Yani bir selamlaşma bahanesiyle yabancı birini gördüğü zaman nereden geliyor, nereye gidiyor, ne yapıyor ince ince sorarlar. Belki yardıma ihtiyacı var diye yardımcı olmaya çalışırlar. Selam vermeyen insan yadırganır. Bu açıdan bu orman köyü statüsü veya köylü köy muhtarlıkları vesaire ortadan kalkınca yani bir şey oldu, toplumsal olarak bir gevşeme oldu. Şimdi yeni çıkan bir kırsal mahalle kavramı var. Kırsal alandaki arkadaşlarımızın başvurarak belediyelere kırsal mahalle statüsüne geçmeleri mümkün. Türkiye orman bakımından fakir bir ülke durumuna gelmiştir. En azından %30-35 oranında orman olması gerekmektedir. Burada ağaçlandırma politikasında bu ibreli yapraklardan ziyade meşe gibi, kestane gibi, ceviz gibi geniş yapraklı ağaçlara yönelmek. Bunların tutuşması ve yanması zor olur. Tabii ki orman yollarının etrafının temizlenmesi, tutuşabilecek maddelerin, kuru ot vesaire gibi şeylerin ortadan kaldırılması mantıklı bir şey. Yani bir de insanlarımız bu işi eğitime bağlıyorlar. Geçen yıl İzmir civarında yangınlara, orman yangınlarına tanık oldum ben. 57 tane otomobil yandı. Orman içine, o orman yollarına park edilmiş denize yakın yerlerde 57 tane otomobil yandı. Ertesi hafta bu yanan otomobilin izinin üstünde tekrar otomobiller park edilmişti. Yani bu tehlikeyi bir hafta önce yaşamış insanlardan ders çıkarıp bu bir eğitim sorunu değil. Yani lüks otomobili kullanıp oraya kadar gelen adam eğitimsiz değil. Yani çocuklara ilk öğretilen şey cız, ateşin tehlikeli olduğu öğretilir bu ülkede. Ama insanlarımız duyarsız davranıyor. Yani eğitimsizlikten değil, duyarsızlıktan kaynaklanan bir şey var. Yani kebap yemek. Yani iki porsiyon kebap yapacağım, ızgara yapacağım diye
bir ormanın ateşle yanmasına neden olabiliyor insanlar. Piknikte savruk davranıyorlar, sigaradan kaynaklanabiliyor, atılan cam şişeler vesaire gibi, o da mercek etkisi yaparak şeye yol açabilir. Ve dikkat ederseniz bu yangınlar ormanların çok olduğu yerde çıkmıyor. Yani ormanların yoğun olduğu yerler Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, oralarda ziyade bunun Ege ve Akdeniz'de sahil kesimlerinde bu yangınların çıktığını, turistik yörelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bu kasıt ihtimalini artırıyor. Ve o konuda devletimiz gerekli işlemleri mutlaka yapıyor. Yani şeyimiz, orman teşkilatımız deneyimlidir. Orman teşkilatımız iyi örgütlenmiştir. Potansiyeli vardır. Yangın koruma önlemlerini çok eskiden beri almaktadır. Modern teknoloji kullanılmaktadır. Şu anda o uçak tartışmaları falan yersiz. Yani teknoloji ilerledikçe 40 ton su taşıyan bir uçaktan söz edilirken eski model bir uçağın kullanılmadı falan diye şamata yapılması bence yersiz bir şey. Yani en son tek dronları efendim şey iletişimi falan bu kadar ilerlediği bir dönemde çok erken müdahale edilebiliyor ama şeyin ihanetin önlemi olmaz. Eğer bu işin içinde ihanet varsa ihanetin önlemi olmaz, ancak cezası olur, kaynağında kurutmak gerekir. O açıdan milletimizin sakin olması gerekiyor. Bu el birliğiyle elbette üzerinden, hakkından gelinecek bir konudur. Ağaçlandırma yapılırken şimdi arı ormanları diye bir kavram var. Bunların binlercesi Türkiye'de kuruldu. Hem doğal hayatı hem arıcılığı canlandıracak şekilde bitki çeşitliliği olan ormanlar kurulması, bunlar şeye de yangına karşı da daha dirençli olan şeyler. Özellikle bu yerlerde insan faaliyetinin çok olduğu yerlerde hem peyzaj açısından hem de verimlilik açısından o tür ağaçlandırmalar yapılması akılcı olabilir. Orman fidanlıklarımız vardır. Tohumları almaktadır. Fidanları yetiştirmektedir. Bunlar satışa sunulmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde her türlü bilgi var. Dileyen arkadaşlarımız ek bilgilere oradan ulaşabilirler. Ve bence çalışmalar başarılıdır. Yani devletimize, örgütlerimize güvenelim. Bu kuruluşlar köklü Cumhuriyet kurumlarıdır. Arkadaşlarımızın cansiperhane çalışmalarına gölge düşürmesin hiç kimse. Son derece başarılı şekilde yürütülüyor. Tabii suçluları varsa onlar da, bir de yeni yasalara falan hiç gerek yok. Çünkü orman kanunları yeterince güçlü maddelerle bu orman yangınlarına ve ormanları koruma konusunda ceza kanunumuzda da oldukça etkili maddeler vardır. Önemli olan bunların uygulanması. İşletilmesi. Evet, uygulanması. Ve çok ciddiyetle bu iş takip ediliyor efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çakır. Arkadaşlarım uyarıyor çünkü. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bilgiler ve yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi hafta sonları.